Merhaba, bu dersimizde CSV formatlı bir veriyi okumayı inceleyeceğiz. Bunu Go programlama diliyle yapacağız tabii ki. CSV formatı, comma separated values diye açılımı olan bu format, big data ve veri aktarımlarında birden fazla veri kaynakları arasında veri aktarımında kullanılan bir formattır. Yani bir XML gibi, bir JSON gibi bir veri dosya formatıdır diye düşünebilirsiniz. Çok sık kullanılır. O yüzden bununla ilgili örnek yapmayı uygun gördüm. Öncelikle bir CSV dosyasına ihtiyacımız var. İçerisinde veri olması gerekiyor tabii. Bunun için sağ tıklıyorum burada. New file data.csv diyorum. Uzantısı CSV. Gayet boş bir dosya. İçerisine şu şekilde bir veri ekledim. Bakın öncelikle sütunlar yazılıyor. First, virgül, last, virgül, email. Ondan sonra şu satırlar veridir. Cihan nokta, Ozhan, düzeltiyorum. Cihan, virgül, Ozhan, virgül, Cihan nokta, Ozhan vesaire email adresi. Ad, soyad, email. Burada ise veri göndermemeyi tercih ettim. O zaman nasıl kullanacağımı göstermiş olmak için. İlk ad ve soyad kısmında veri yok. Dikkat ederseniz. E-mail kısmında veri var. Burada ise hem e-mail'da var hem de ad soyadda veri var. Bunu kaydettim. Burayla işimiz bitti. Şimdi uygulamamızı yazacağız. Çok zor bir şey değil. Hafif bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Func check error. Öncelikle hatayı bu şekilde yönetelim. Ayrı bir function'da. Aslında hata olma ihtimali çok düşük ama size bu örnekler el alışkanlığı kazandırsın diye bu şekilde hataları yönetiyorum. Evet, check error function'ı yaptık. Şimdi de bu okuduğum row'ları yani satırları yazdıracağım print row function'ını oluşturuyorum. Print row. Row bir dizi olarak string dizisi gönderiyorum. Log nokta printf. Şöyle bir işlem yapacağımı belirtiyorum. Yani row'un uzunluğunu alacağımı söylüyorum. D ve alt satırı len row diyorum. Burada basit bir satırları toplama işlemi var aslında. Bu kadar basit. Kaç satır veri olduğunu topluyorum böyle. For i kalımın kolu range row içerisinde dön. Satır içerisinde dön. Kalımları elde et durumu. Log nokta print f. Yüzde işareti ve D. Burada bir placeholder, yer tutucu kullandım. Burada da bir yer tutucu. Ve ters slash N, virgül, ilk parametre i olacak. İkincisi de call. Dikkat ederseniz şu bir string olduğu için, yani call geleceği için buraya S koydum. Buraya ise bir nümerik değer geleceği için D koydum. Bunları da ara ara hatırlatmakta yarar var. Şimdi main içerisinde işimizi yapalım. F dedim. Error. OS içerisindeki dosya açma function olan open'ı kullandım ve dedim ki bu dizindeki data csv isimli dosyayı aç. Hata olursa error function'ına gönder. Check error'a. Ondan sonra yeni bir reader oluşturuyorum. Bunu da csv diye bir şöyle bakın csv package'ını kullanacağım. Encoding slash csv olarak eklenmesi gerekiyor. Ben bunu bildiğim için ekstra eklemiyorum. Kendisi ekleyecek onu. Bu new reader'a şuradaki os open'dan gelen bakın üzerine gelince
Bana bir file pointer'ı gönderiyor. Ben de o file pointer'ını f'e göndermiştim. NewReader da bu f'i istiyor burada. Ondan sonra da r.read diyerek, tabii ki şurayı bir kaydedeyim. Evet, encoding CSV eklendi. Şimdi r.read diyerek bunun okunmasını sağlıyorum. Bu kaydı oku artık. İçerisindeki file'ın kayıtlarını. Ondan sonra records r diyerek ben şurada bir kayıtları elde edeyim. Read all. Gene hata olursa r diyerek bunu gönderiyorum. Sonra for, yani artık son olarak veriyi yazdırma işlemine geldik. Range records içerisinde dön. Records, dikkat ederseniz iki tane köşeli parantez var. Bu çok boyutlu dizi anlamına gelir. Çok boyutlu dizilerde dizilerin biraz daha gelişmiş versiyonu diyebilirim. Bizim okuduğumuz veri hem satır hem sütunlardan oluştuğu için bu çok boyutlu bir dizide barındırılıyor. Records içerisinde dönerken print row function'ı çağırıyorum ve buna satırı gönderiyorum komple. O satırda kendi içerisinde sütunlarını okuyarak burada ekrana yazdıracak. Şöyle bakalım. Bakın len row 3, 3 satırlık bir kayıt olduğunu söyledi. Cihan Ozhan e-mail adresini yazdı. Sonra tekrar diğer kayda geldi. Şöyle bir hatırlarsak, bakın boş olan, ad ve soyadı boş olan kayda geldi. Hatta şurada dursun. Burada da boş olduğu için tabii ki boş değer getirdi ve sadece e-mail'i getirdi. Son kayıt olarak da Aliveli.com'u getirdi. O da şurasıydı. Şöyle tekrar bakacak olursak. Önce data CSV'yi okuyoruz. Open bize bir file nesnesinin pointer'ını dönüyor. Yani file nesnesi oluşturup hafızada onun adresini bize dönüyor. Al bunu kullan diye istediğin gibi. Ben aldım diyor artık data CSV'yi. Sen bunu kullan. Sonra CSV diye bir package var encoding içerisinde. CSV ile yeni bir okuyucu oluşturuyorum. New Reader. Ona okunacak olan file'ın nesnesini veriyorum. Nesne örneğini. F'i. O bunu okuduğu zaman bu sefer geriye bir reader dönüyor. Ben bunu okudum. Al bu reader'ı. Oku. Ben de r.reader diyerek bunun okumasının başlamasını istiyorum. Sonra okuyor bu işlemi. Gerçekleştiriyor. Sonra da read all diyerek bütün okunan kayıtları bana getir diyorum burada. Ve records adındaki string çok boyutlu diziye bunu aktarıyor. Burası iki boyutlu bir dizi oluşturuyor şu an. Ve bu çok boyutlu dizi içerisinde aslında bütün veriler gelmiş oldu, elde edilmiş oldu. Ben de records üzerinden bir for range kurarak diyorum ki her kayıt aslında bir satırdır. Doğru. Çünkü çok boyutlu dedik. Sütun ve satır olarak tutuluyor. Onu row olarak alıp print row adındaki function'a gönderiyorum. Bu da dışarıdan dikkat ederseniz bir string dizisi olarak alıp bunu öncelikle içerisinde kaç eleman olduğunu topluyor. Satırın len function'a atanmasını sağlıyorum burada ve toplama işlemi yapılıyor. Ondan sonra da satır içerisinde döndüğüm zaman her döndüğüm şey aslında bir kalımdır. Yani sütundur. O satırın sütunudur. O yüzden orada döndüğüm zaman hem indeksini alabiliyorum burada hem de sütununu alıp burada yazabiliyorum. Dikkat ederseniz şuradaki alan bizim buradaki i'nin değeri, yani indeks değerimiz. Ondan sonra da call değerini yazdırarak burada
şutunun veri bilgisini de elde edebiliyorum.